Merhabalar, ben Köftesi Köfte. Ben de Ömer. Ve karşınızda Kernel'la sohbetin uzun bir aranın ardından yepyeni bir bölümü. Peki neden uzun bir ara? Ömer abi, neden? Sorma. Bayağıdır dolaşıyorum. Aslında sen beni takip etmiş olman gerekiyor. Günümüzde internet var. Her yerde herkesin ne yaptığı bir şekilde ortada. Vallahi üşendim. Artı kullanılan takip araçlarının pek çoğunu ben kullanmıyorum. Ha, Swarm kullanmıyorsun yani. Hayır. İlginç. Ama bir şekilde bir tanesini kullanıyorsundur yani. En azından telefonun Android. Yani. Yani günümüzde sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bu işlerin tamamen artık kişisel haklardan, kişisel özgürlük. Neden ona? Neden, ne diyelim ona? Kişisel veri, kişisel identity. Ne denir tam olarak? Tam olarak çıkartamadım ama yani hak korunma konusundan birazcık uzaklaştığını görüyoruz. Günümüzde maillerimiz falan tamamı Google'un üzerinde. Yani. Maillerimiz zaten okunuyor. Peki sana bana gelen maillerin yarısında normal insan yazdığı gibi advertisement'lar, reklamlar bulunuyor köftem. Değil mi? Değil mi? Yani belli birisini bulması Google'da nerede olduğumu, en son geçen hafta ne yediğimi, ne tür çiçeklerden hoşlandığımı bulması en fazla yarım saatlik zorlamadır. Hani zorlasam ben de senin bir iki saat içerisinde nerede bulunduğunu bulabilirim sonuçta bir yerde. Ya Twitter'da ya bir şeyde bir hashtag şey yapıyorsun. Twitter'da Ya. kullanmıyorum. Güzel. Benden birazcık daha özgürsün. Hani özgür dünya diyoruz ama Facebook teknik olarak kullanıyorum ancak sadece duruyor öyle. Sadece arkadaşlarla Facebook'un konuşmasını kullanmak için kullanıyorum. Instagram'ı ise sadece sevdiğim birkaç tane sanatçı ve arkadaşlarım var. Onları takip etmek için kullanıyorum. öyle ama yine de bir baktığımız zaman Bu arada günümüzde iletişim evet. araçları tamamen şeye kaydı. İnsanların kişisel haklarını, şeylerini, konum bilgileri olsun her şeyle bir şekilde topluyor şeyler, şirketler. Yalnız düşününce yeni medya ile alakalı bir üniversite, daha sonra sosyal medya ile alakalı bir üniversite bölümü okudum. Ama sosyal medya özürlüsüyüm ben, onu fark ettim. Yok yok, sen de şey yaparsın da olabildiğince uzaklaş. Sen o konuda okuduğun için bilgi sahibisin, o yüzden uzak kalıyor. Biz öyle diyelim en azından. Yani artık zaten sosyal medya beni çok cezbeden bir şey değil. Ha, bizim insanımız sosyal medyayı birazcık da klavye delikanlılığı için kullandığı için ister istemez uzaklaştı insanların bazıları. En azından bizim yaşlarımızdaki insanlar, seninle benim yaşımızdakiler kaçtılar Abi yani. seninle benim yaş diyorsun da aramızda biraz fark var. Fark yok ya. Yani çaktırma şimdi, dur. Orta yaş krizine sokma beni. Amacım oydu. Neyse biraz dağıldı da özetle bir değinelim. Ömer abi bir süredir müsait olamıyordu. Aynen, sınavlar olsun ve çeşitli sebeplerden dolayı. Bir de birkaç şey oldu. Ben yurt dışında olduğum için arkadaşlar Türkiye'ye gelmeyi planlıyordum. Köfteyle yayını normalde birlikte Köfte'nin evinde yapmayı planlıyorduk. Nasip olmadı. Yok oturma kartımı yenilemeseydi, yok laptopum arızalandı, onun servisten gelmesi. Ki inanın Türkiye'de servis işleri çok çok daha hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Yani bunda ben hep dalga geçiyordum, imkanı yok diye. Yurt dışında çok çok daha yavaş ilerliyor bu Ama işler. kıyasladığımız yer neresi? Litvanya. Avrupa tamamı, Litvanya. Benimkisi Letonya'nın Polonya'nın biraz üzerinde bir ülke. Ama bu Baltık ülkeleri olsun, Avrupa'da birçok yer olsun maalesef yavaş ilerliyor. Amerika'yı bilmiyorum, hiç gitmedim. İmkan olmadı. Umarım birlikte gideriz seninle şey köftem. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dediğim gibi bu işlerden dolayı çok birazcık savsakladık benimle alakalı olarak. Bu Basitçe Ömer abiyle beraber zaman bulamadık. Bulduğumuzda da Ömer abinin bilgisayarı yoktu. aynen. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Umarım bundan sonraki videolarda daha çok aktif olacağız. Sizlerin geri dönüşleri bizim için çok önemli. O yüzden daha çok yayın çekmemizi istediğimiz konuları bildirirseniz daha çok aktif şekilde bu şeylerle daha çok ilgilenebiliriz. Bu konularda bu arada şeyden bahsettik yoktan bu takip olayından falan bahsettik. Günümüzde O artık takip olayına biraz daha devam edelim bu arada bence. Çünkü tek olay orada. Ups. O neydi? Tek olay orada sizin sürekli paylaştığınız veriler değil. Aynı zamanda kullandığınız işletim sistemi, telefonunuzda kullandığınız işletim sistemi olsun, Android ya da iOS. Kullandığınız sosyal medya uygulamaları olsun vesaire. Bunların pek çoğu aslında sizin hakkınızda çok fazla veri depoluyor. Neden? düşündüğünüzden çok daha fazla şeyler depoluyorlar arkadaşlar. Yani
hepimiz telefonlarda parmak izi kullanıyoruz. Yeni iOS şeylerde yüz tanıma sistemleri veya benzeri şeyler kullanıyoruz. Yani aşağı yukarı hayatımız hakkında her bir ipucuyu, yani istesek bir şeye, merkez haber alma ajansına bu kadar ayrıntılı veri veremeyiz kendimize. Yani, yaşamımızın her anını resmen istihbarat şirketlerine teslim ediyoruz. Düşününce bu arada mesela Facebook, Twitter gibi hesap servislerinde neden ücretsiz olduğunun olayına da biraz değineceğim burada. Bunlar aslında ücretsiz değil. Siz, müşterisi siz değilsiniz bu servislerin. Siz bu servislerin ürünüsünüz. Günümüzde artık site yapılır. Sitenin içeriğini doldurmaya kullanıcıya bırakırsınız. Tamamen yaptığınız bir sitenin content üretimini tamamen kullanıcı alır. Öyle olunca siz bir kere ana sistemi yaparsınız. Sonrasından getiriyi zaten sizin müşteriniz sana para kazandıracak ürünü ortaya çıkartır. Evet. Orada size sizin veri... Daha sonra firmalara sizin verilerinizi satarak size reklam dayatması sağlıyor. Ya da sizin üzerinizden firmalara geri bildirimi sağlıyor. Mesela diyelim siz sevmediğiniz bir şey, bir ürün tarzı hakkında sevmediğiniz bir şey paylaştınız Facebook'ta. Facebook bütün bunların analizini topluyor ve o firmaya veriyor. İnsanlar, keşke bu kadar masumca olsak Öfden. Bu en masum kısmı bu arada. Bu en masum kısmı. Size eğer GPS'iniz sürekli açıksa sizin konum verilerinizi atıyor. Eğer bir restorandır, şudur budursa ve ona göre yakınınızdaki bir restorana özel reklam çıkartabiliyor. Vesaire vesaire. Ayrıca bu olayın devletlerle paylaşılması kısmı var. Her şeyi geçersek. Yani bu olayın en büyük para kazandığı bu tür Facebook olsun, her ne kadar kendi senin kişisel haklarını koruduklarını bahsetseler de hiç kusura bakmasın kimse. Hiçbir kimse şey yapamaz. Daha geçen hafta, bu olaydan 1,5 hafta önce bir şey çıktı, haber çıktı. FBI'ın en son bir olayda yakaladığı suçluyu, yakalama şeyini açıkladılar. Benim de şu anda kullanmakta olduğum PureVPN'in yardımlarıyla kullanıldığı bahsettiler. Şirket resmen batağa girecek duruma girdi. Çünkü normalde VPN şirketleri log tutmadığını iddia etseler de çatır tuttukları ortaya çıkıyor. Çoğu tutuyor. Yani hatta adamların mazeretleri, biz sizin hangi siteye gittiğinizi bilmiyoruz ama bizim üzerinize bağlandığı için sizin kimliklerinizi eğer bir mahkeme olursa veririz muhabbeti çekiyorlar ki manası gelmiyor o zaman VPN kullanmanın. Yani gerçi yani bir yandan suçları engellemek için mantıklı da bir yandan da insanların özgürlüğünü kısıtlaması gibi bir durum söz konusu. Biz buna iki ucu şeyli değnek diyoruz. Biraz. Yapacak bir şey yok. En iyisi alacaksınız elinize Nokia 3310'unuzu internetle hiç uğraşmadan. Bu arada evet, Nokia 3310 şu an piyasadaki en güvenli telefon olabilir. Şüphesiz. En uzun bataryası giden telefon diyebiliriz en azından. Evet. Ve en uzun ömürlü de telefon. Öyle. Ve en sağlamı diyebiliriz yani. Bu kadar Nokia reklamı yaptıktan sonra birazcık da ücret alalım bu adamlardan ya. Nokia hala yaşıyor muydu? Evet, yaşıyordu. Dimen'i yaşıyordu. Evet. Yaşıyor. En sonunda özgürlüğüne kavuştu Microsoft'tan ayrılarak. Evet. Bir ara Microsoft'un pençeleri altında. Zavallı. Bu arada Microsoft nereye dokunsa onu batırıyor işin komik tarafı ya. Sıkıntı yani acaba Microsoft şu an o yüzden mi Linux'a destek vermeye çalışıyor olabilir? Aman. Uzak dursunlar. Böyle bir komplo düşündüm de çok fantastik olabilirdi. Ama geri tepiyormuş, Microsoft batıyormuş falan. Microsoft kolay kolay batmaz. Yani. İşin açıkçası böyle. Evet, yani büyük şirketlerin öyle bir sıkıntısı var. Google'dır, Microsoft'tur, Apple'dır vesaire kolay kolay batacak şirketler değil. Sıkıntı bu firmalar bu arada hakkınızdaki her şeyi de biliyor. Ya da en azından onların ürünlerinden birini kullanıyorsanız. Mesela iPhone'unuz varsa her türlü bilginiz Apple'da. Kaçarı yok. Bazı şeyler bizim bilgimiz olmasa da o ürünleri kullandığımız, daha doğrusu kullandığımız ürünlerin o şirketler tarafından lisanslanmış alt şeyleri olabiliyor, servisleri olabiliyor. Yani siz Microsoft'la hiç bağım yok derken bir şekilde Azure kullanan bir servisi kullanıyor olabilirsiniz. Hiçbir şey bilmeden yine Microsoft'a para kazandırıyor olabilirsiniz. Yani. Para kazandırmayı geçelim. Kişisel bilgilerinizi bir şekilde paylaşıyor olabilirsiniz. Yani.
Ki... Kişisel bilgilerden bu kadar bahsettik. Özellikle bu en son Intel'in şeyine de bir dokunalım istersen. Bu en son 20 senedeki açıklardan, 20 senenin bütün işlemcilerinden etkilenen bu açıklardan, Meltdown ve Spectrum'dan da biraz bahsedelim diyorum. Olabilir. Sana atayım bakalım. Birazcık sizi de Evet. bilgilendir. Evet, geçtiğimiz aydan itibaren çok ilginç bir dalgalanma oluyor işlemci piyasasında. Bu dalgalanma nedir diye soracak olursanız, iki büyük açık çıktı işlemcilerde. Özellikle Intel işlemcilerde bu arada, detayına birazdan değineceğiz. Basitçe herhangi bir kullanıcı düzeyindeki bir uygulama ya da bir kod sizin sistemin en temel kısmındaki RAM verisine, yani normalde erişmemesi gereken bir RAM verisine erişebiliyor. RAM'in istenilen herhangi bir konumdaki yere diyelim daha Aynen. doğrusu. Burada Ya bayağı bildiğiniz bir RAM'inizin araya tamamına gireceğim. yer. Evet. Sadece Intel olarak düşünmeyelim. Tamam, Intel de bariz çıktı. Bu sonrasında bulunan diğer Spectrum üzerinden bulunansa sadece Intel değil, günümüzdeki bütün işlemci türleri. Bunlar ARM olsun, şey olsun. Ona Nasıl? birazdan detayına değineceğiz. İkisi benzer açıklar ancak biraz daha etkileri biraz ufak farklı. Ama basitçe Ayrıntıya gireriz ama dediğimiz gibi maalesef son 20 yıldaki çıkmış hiçbir işlemci veya şöyle ben birazcık daha özettiğim kökten işin kötü tarafı muhtemelen altyapı değişmediği sürece önümüzdeki çıkacak olan 5 sene içerisinde çıkacak olan bütün işlemcilerde de bulunmaya devam edecek olan iki büyük baş ağrımız var maalesef. Evet. Ha, şöyle bir durum var. AMD kullanıcıları bu noktadan çok az daha olsa karlı çıkıyor. O neden? Şu an hani iki farklı açık var. Meltdown ve Spectre. Meltdown sadece Intel'e özel. Spectre iki farklı kol, iki farklı Spectre altında iki farklı açık mevcut. Bu açıklardan bir tanesinden AMD'ler etkileniyor. Diğerinden AMD'nin birkaç modeli etkileniyor ancak bazı geri kalanı etkilenmiyor. ARM'lar da etkileniyor bu arada. Aynı düzeyde. Ya basitçe Intel işlemci kullanıyorsanız garanti etkileniyorsunuz. AMD işlemci kullanıyorsanız biraz etkileniyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Büyük sıkıntılar bunlar. Çünkü bu olay hem güvenli ve bu olay o kadar ileri bir durumda ki arkadaşlar. Yani bir programı çalıştırmanız gerekmiyor bu olay için. Bazı mesela şey için Meltdown için konuşmuyorum ben. Spectre için konuşayım. Herhangi bir web sayfasına girdiğiniz anda sisteminizdeki bilgilerin ele geçirilme ihtimali oluyor. Bu düşündüğünüzden çok çok daha büyük bir açığa sebep olabilecek türden bir sıkıntı. Yani bunun ayrıntılarını ben köfteye paslayacağım topu. Çünkü ben bug'tan kaçtım. Şey yapmadım. Çünkü son 2 aydır benim bilgisayar yok. O yüzden bütün gelişmeler köftede. Birazcık köfteye bırakacağım bütün topu. Bu konuşmada benden çok köfte şey yapsın. Hafiften de rahatsızım ben. Sesim doğru düzgün çıkmıyor o yüzden. Konuşmayı köfte yapacak. Evet köftem. Sana bırakıyorum. Ya Top. basitçe açıkların kaynağı temele indirgersek şöyle bir yerden kaynaklanıyor. İşlemcileriniz direkt olarak işlemleri lineer bir biçimde yapmıyor. Diyelim bir tane if statement'ı var diyelim, yani şu true ise şu 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 kodları çalıştır, şu false ise şu 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 kodları çalıştır diye. İşlemci o true false statement'ının, yani o true false'un belirlenmesini beklemiyor. İki dalı da yapmaya başlıyor. Onlar dallanıyorsa onları da yapmaya başlıyor. Ta ki o true false statement'ı belirlenene kadar. O belirlendiğinde o yoldan geri devam ediyor sadece. Şimdi buradaki açık arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bu true false dediğimiz olay yani bir condition olayını check'inin yapılması tamamlanmadan önce bu condition'ların dallandığı yerlerinde kodları çalıştırmaya başlıyor işlemci üzerinde. Buna tam olarak ne deniyordu? Query execution böyle bir şey denmesi Öyle gerekiyor. bir şeydi Yani sanırım. sallıyorum eğer A ise çağrıları yap gibisinden devam edecek. B ise şu çağrı yap. İşlemci daha o kondisyonların tamamını paralel işlediği için daha onların tamamlanmadan önce diğer çağrıları da çalışmaya başlıyor. Sadece if'ler kontrol edilmiyor şey köftem. Bunun sonucunda çalıştıracak kodlar da çalıştırmaya başlanıyor. Evet, zaten basite indiriyorum. O Anladım. süreçteki bütün kodlar çalıştırılıyor. Sonrasında şey, yani olacak ihtimallere göre çalıştırılıyor bu arada. Değişkenlerin de değişmesine göre de yapılabiliyor bu.
Yani İşin işlemci sonunda. mimarisinde arkadaşlar, işlemci mimarisinde şöyle şey vardır. Intel ve diğer bütün şeyde fetch execute şey decode fetch execute dediğimiz yapı vardır. Önce bellekten veri alınır. Sonra bu decode edilir. Fetch olayı. Bellekten şey alınır. Decode edilir. Sonra da bu execute edilir. Bu işlemler yapılırken bir sonraki adımları da yaptığı için ister istemez belleğin çeşitli yerlerinde çeşitli şeylere, değişkenlere, register'lara sonuçları yerleştiriyor. Ama böyle bir de sıkıntımız var. Belleğin çeşitli yerlerine de yerleştiriyor aynı şekilde daha sonraki şeylerde. Ama köftenin bahsettiği gibi bu açık, daha doğrusu açık demeyeyim, bu açık yüzünden işlemler bittikten sonra doğru dalı bulduktan sonra geri dönüp diğerlerini iptal ediyor. Ama en büyük sıkıntı bizim bu açıktaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Tam bir rollback yapmıyor. Yani bu register'da veya belleğe yazdığı kısımları silmiyor. Silmeyince şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bu Meltdown için bahsediyoruz bu açıkların tamamı. Çünkü Evet. Meltdown'da kernel seviyesinde, çekirdek seviyesinde şeylerimiz oluyor. Yani tamamen belleğin her yerine erişim sağlayan, yani user space'den farklı olarak her yerine erişim sağlayan hakkı var zaten işlemcinin. Böyle olunca şöyle bir sıkıntımız çıkıyor. Daha sonradan bir başka taraftan belleğin tamamına erişebilme ihtimali olmayan veya şey olan bir açık sayesinde ulaşmış bir başka yazılım belleğin yazdığı diğer taraflardan bilgileri alabilme imkanı oluyor. Yani sallıyorum hiç çalıştırmayacağı bir komutu çalıştırıp diğer taraftan da orada zaten yazılım şu an veri alıyor. Bu da çok çok büyük açıklara sebep oluyor. Meltdown'un en basite indirgenmiş anlatımı bu olabilir. Ya Büyük ihtimal anlatabilir misin biraz? biraz daha net açıklayalım. Basit şey Tabii. aslında yani şey bu önden tahmin etme özelliği performans için güzel bir şey. Fakat sıkıntı çıkartan nokta buradaki temizlik kısmının hatalı entegre edilmesi yüzünden bu tarz açıklar ortaya çıkıyor. Pek çok şey yani RAM'deki bütün veriler açığa çıkıyor ister istemez. Ama oradaki olay tamamen temizlik tarafından kaynaklı. Yani Peki bu spektrum anlatabilir misin birazcık da? Diğer. Spectre tarafında sen biraz daha bilgi sahibisin. Ben o kadar bilgi sahibi değilim. Meltdown konusunda daha bilgi sahibiyim ben. Meltdown'la arkadaşlar birazcık da yaygın ve exploit edilmesi. Yani bundan yararlanabilme ihtimali çok daha ön planda ve çok daha basit olan bir şey. Çünkü bug'ın kendisi de her ne kadar birazcık teknik bile olsa sebebi belli olan bir şey. Ama diğer tarafta şeyde Spectre'da ise olay birazcık da şeye kayıyor. Yani user space kısmına kayıyor ve bu açık kusura bakmayın arkadaşlar. Bu açık sadece Intel işlemciler değil. Bu arada bahsedelim. Meltdown sadece Intel'e özel bir açık iken bu diğer Spectre bahsettiğimiz açık ise bütün işlemci çeşitlerini maalesef etkileyen bir açık. Ve bu o kadar gidiyor ki user space'de olduğu için bu açığı kullanan siz şeyler yazılması daha zordur bu arada açık için. Bu açık kullanacak exploitler yani kötüye kullanacak yazılımların yazılması çok daha zor diğerine göre. Ama şöyle bir avantajı oluyor yazılabilirse böyle bir şeyin kodun. Hacker için bahsediyorum. Yani kötü niyetli kişi için bahsedeyim. Yazacağı bir ufak şeyle sizin sayfasını bile, web sayfasını bile ziyaret etmediniz ama ufaktan bir şey olarak ekledikleri, reklam şeylerine ekledikleri bir ufak bir açıkla bir şekilde ekleyebildikleri bir başka sisteme ekledikleri ufak birkaç kod ile sizin sisteminizde daha önceden şey yaptınız. Ayrıca diğer tablarda açılmış olan olsun, diğer şeylerde açılmış olan bütün sitelerdeki bilgileriniz, cookie'ler olsun, sizin bilgileri olsun bütün şeyleri alabiliyor. Bu sayede siz Facebook köşede açıkken örnek olarak veriyorum daha da ayrıntılı gidilebilir. Facebook'ta açıkken orada göreceğiniz bir resmin sunucu üzerinden geldiği için koyulan bu açık sayesinde diğer sekmede açtığınız bankacılık sisteminize tamamen erişim sağlanıp bir sürü şey yapılabilecek şekilde çok geniş şey. Özellikle bu açığı kullanan şeyler olabiliyor size söyle ismini. Sanal makine sistemleri. Günümüzde shared sistemler çok, hosting sistemleri çok fazladır. Yani bir tek hesabı üzerinde bir sürü şey olur. Sanal makine üzerinde koyuluyor. Bu domain hosting siteleri özellikle. Ki mesela benim şirketimin bütün sunucuları bu şekilde. Zaten internetin %90'ı bu şekilde. Her ne kadar biz ayrı sunucu aldık da sansak bile bazen bizi kandırıp da arka planda bir sanal makine üzerinden yürütebiliyor şirketler. Birkaç bildiğim şirket var, hiç isimleri bahsetmeyeyim. Ben direkt hani biz sanal sunucu satıyoruz diyen şirketlerden alışveriş yapıyorum.
Ha, tamam, zaten... hiç olmazsa adiller onlar bahsettiğin şirketler. Benimkisi ya... sana sunucu veriyorum deyip de aslında sunucu olmayan şirketler de var, birkaç tane ortaya çıkmış bir olay. Ya orada ben biraz sanal sunucunun esnekliğini sevdiğim için ya işime yarıyor. O yüzden tabii sen 2 saniyede işletim sistemini tekrardan kurmak istediğin için belki de sanal sunucu tercih ediyorsun ki hepimiz sanal sunucu tercih ediyoruz ve yani bunda bir yanlış bir şey yok. İşin yönetmesi çok daha kolay abi. Tabii ki. Ben buna kesinlikle bakın bir açıklama yapayım ben. Burada TÜKKAK'a dediğim bir olay hiçbir şekilde yok. Yani yargılamayın beni bu konuda. Sağ ol, sunucu candır diyoruz ikimiz de. Can o bir gerçek. Windows sunucu kullanmadığın sürece sanal makinede. Windows sunucu sanal olsun gerçek olsun fark etmez. İki türlü TÜKKAK'a. Hala Windows sunucu neden var bazen merak ediyorum. Sonradan şey, Active Directory'nin gerçekliğini hatırlıyorum. Sonra Active Directory sunucusunun Linux altında da kurulabildiğinin gerçeğini hatırlıyorum. MS SQL'in de Linux altında çalıştığının gerçeğini hatırlıyorum. Abi bak biz bu hep bir şey yapıyoruz. Microsoft'a vuruyoruz bel altı ama bazı gerçekleri de unutmayalım. Konudan konuya geçmişeceğiz hocam ama sadece değinelim geri dönelim. Microsoft'un bazı çok güzel açık kaynak kodda yaptığı geliştirmeler de var. Mesela en son olay açık kaynak kod kernel geliştiricisi Alain Stovars'ın başlattığı Git ve Git dediğimiz sistemin ayrı bir sonra konuda özellikle bir baştan sona bir muhabbetini yapacağız şeyle köftemle. Kaynak kodun geliştirilmesi ve çoklu kişi birçok kişinin aynı anda bir kod üzerinde geliştirme yapmayı sağlayan Git sisteminin Microsoft tarafından ana sistem geliştirme sistemi haline getirildiğini biliyoruz. Ve bu sistemin kendi amaçları için getirdikleri yamalar sayesinde çok çok daha performanslı olduğunu da biliyoruz. Yani Microsoft tamam tükka kaka ama bazen çok güzel şeyler de ekleyebiliyorlar açık kaynak kod dünyasında. Arada düz hani şey bozuk bir saat bile günde iki kere doğruyu gösterir diyoruz. göstersinler. Yani biz tamam herkes para kazansın. Biz para kazanmasına kimseye karşı değiliz. Yani bak burada biz bir yayın yapıyoruz. Bundan da 3-5 kuruş az buz bir şekilde reklam geliri bir şey yine de geliyor. Ama amacımız... Henüz elde edemiyoruz. Kanal daha ufak. Olur mu canım? Her saat biz 3-4 milyon euro geliyor. Ben onları alıyorum. Sen almıyorsun o yüzden. Değil mi? Ay. Neyse konumuza girelim. Spectrum bu şekilde sizin bir sitedeki bilginizin bir başka site üzerinden de alınabilmesini de sağlayan izolasyon sıkıntılarından kaynaklanan bir açık. Sırf bu yüzden. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Bunları bahsetmeden önce şeye bakalım. Önce Spectrum şey kısmı. Meltdown madem sen benden daha iyisin sana atayım topu. Yani bunu engellemek için neler yapıldı ve neler yapılması gerekiyor? Ve siz son kullanıcı olarak nasıl bu olayı Meltdown için bahsediyoruz. Intel işlemcili açıklar için. Evet. Neler yapılması gerekiyor? Köften bunları açıklasın. Evet. İlk önce Meltdown'dan kesinlikle kurtulmak istiyorsanız gidiyorsunuz bir adet AMD Ryzen işlemcisi alıyorsunuz. Bunu yapamıyorsanız eğer... Bunu yapmaları için de anakartı değiştirmeleri gerekiyor. Evet. Köften bunları da bahset. Evet. Bunu yapamıyorsanız eğer... Bu arada yeni bilgisayar toplamışlar arasında Ryzen işlemci aldıysanız şanslısınız. Neyse devam edelim. Bir tane daha araya gireceğim ben. Yeni bilgisayar toplayabildiyseniz ne mutlu size. Özellikle şu anda currency'lar yüzünden ekran kartı bulabildiyseniz ne mutlu size. Çünkü hepsi 4 kat fiyat artmış durumda. Günümüzde bugün yani Türkiye ile alakalı değil kesinlikle bilgisayar toplamaktan uzak kalınması gerekiyor. Maalesef. Evet öyle bir sıkıntı var. Neyse devam edelim. Şu an yapabileceğiniz en mantıklı şey işletim sisteminizi güncellemek. Modern işletim sistemlerinin hepsi bununla alakalı patch'leri çıkarttı. Daha sonra modern ve popüler işletim sistemlerinin hepsi. Windows bu konu hakkında patch çıkarttı. Her ne kadar biraz sıkıntılı bir patch çıkartsalar da. Microsoft'un çıkarttığı patch'ler ne yapıyorlar köftem? Eğer şöyle eski nesil bir AMD işlemciniz varsa sanırım AMD Athlon'lardı. Sakın bu patch'i güncellemeyin. Gerçi dur artık onu geri çekmişlerdi. Bir ara o patch'i yapan kişi AMD Athlon kullanıcıların sistemleri çöküyordu komple. Hiç sisteminiz açılmayabiliyor evet. Arkadaşlar. Yani Microsoft'un patch'e patch yapma şeyi. O patch'i hemen geri çektiler gerçi de. Neyse. Devam edelim. Linux'ta hani güncel geliştirilmeye devam eden bir Linux dağıtımınız varsa o patch'i muhtemelen aldınız. Hatta
İlk patch'i ilk patch sanırım Linux'ta, ondan sonra macOS'ta çıktı. macOS'ta Tam da emin değilim. Tam emin değilim. Tersi de olabilir. Çünkü bazı durumlarda macOS tarafı daha hızlı ilerleyebiliyor. evet. Çok iyi de O olsa. ikisinden biri. İlk patch'i macOS'la Linux çıkarttı ama onu biliyoruz. Doğrudur. Doğrudur. Bu arada arkadaşlar, biz bahsetsek de bunlar yeni patch gibi, yeni hata gibi. Bu hata yeni değil. Yeni yayınlanmış bir açık. Yeni Yani o ortaya çıkmış, öğrenilmiş. Ama şey, mesela mailing listlerdir, şudur budur da Haziran'ın başından beri biliniyor. Intel aslında bayağıdır biliyor bu hatayı. Yeni yayınlanmış diyelim, o yüzden biz buna. Yeni Binlerce... medyaya yayıldı diyelim. Ah, aynen. Yani disclosure olma olayı. Yani insanlara haber verilmesi. Hatta o ortalığa yayılma, yani ses getirmeye başlamasından hemen önce Intel CEO'su stoklarının büyük bir kısmını satmıştı. Komet, içten trade muhabbeti var bu konuda bahsedilen. Ah, Intel neyse. Insider gibisi, Intel Insight Trader gibisinden. Neyse. macOS ve Linux patch'ini yaptı. BSD patch'lerini yaptı. Hatta Linux'un baş geliştiricisi Linus Torvalds ve OpenBSD ekibinin başındaki adam bayağı ağır bir biçimde Intel'e küfürlü e-mail'ler yardırdı. Bayağı ağır girdiler hatta. Hani böyle böyle iş yapacaksanız o mühendislere para ödemeyin tarzına gittiler. Yani basitçe hani absürt bir dağıtım kullanmıyorsanız ya vesaire vesaire, şu an sisteminizde bu patch'in yapılmış olması lazım. Yani sisteminizin bu hataya maruz değil aslında. Ama bunun bir dezavantajı var. Bu Yani sisteminizde sistem D kullanmayan bir sistemse eski zaten, kabul edin. lütfen Gentoo var. Gentoo sistemde kullanmıyor. Neyse. Ne diyordum? Bunun dezavantajı şurada. Burada o işlemcinin önden tahmin olayı atlatılmak zorunda kaldığı için sistem performansı bayağı bir yavaşlıyor. Bu bayağı bir yavaşlıyor dediğim Linux altın, bu arada şey, bu bayağı bir yavaşlama aslında sizin kullanıcı düzeyindeki uygulamanızda bir etki göstermiyor. Ancak sistem Küçük bir tabanlı. arayı şey yapalım. Köftem. Bazı işletim sistemlerinde bariz maalesef gösteriyor. Mesela Windows 7 ve 6 bir işletim sistemi kullanıyorsanız %60, %70 bir hız düşüşünü Microsoft'un kendi yayınladığı verilerde görüyoruz maalesef. Valla o bana hani şöyle Windows Vista 7, 8 ve onun kernel'ları aslında o kadar farklı bir mimariye sahip değil. O yüzden bana o biraz gibi Yok yok. geldi. Microsoft'un kendi yayınladığı raporlardan Yok bahsediyorum. yok. Microsoft'un şey O yaptı. yavaşlamanın sebebi bana biraz gibi geldi. Ha. Bir şeyden bahsediyoruz. Insight Trade'den bahsediyoruz. Adamlar ne yapıyorlar? Sadece işletim sisteminin yenisine geçirtmesi gereksin diye sebep oluşturabiliyorlar. Bu arada İşin... birazdan o işletim Windows'un neden Windows 10'a çok fazla abandığından bahsedeceğim. Ancak öncelikle performans kaybından bir bahsedeyim. Neyse, Windows 10 ya da Linux ya da macOS kullanıyorsanız ya da BSD kullanıyorsanız, ne kadar BSD kullanıcınız var? Gerçi macOS'ların hepsi BSD, o ayrı mevzu da. Neyse. Böyle bir durumda %20, %5 ile %25 gibi bir arasında bir performans kaybı yaşayabilirsiniz kullandığınız sistem seviyesi programlarda. Bu nedir? Sunucu uygulamalarıdır, sanallaştırmalardır, şudur budur. Ha, oyundur ya da tarayıcıdır vesaire de bunun etkisini çok görmezsiniz. Hatta neredeyse hiç hissetmezsiniz. Ha, mesela ben hissettim. Benim sunucumda hissetmek zorunda kaldım çünkü hani sunucu yönetiyorum bir yandan. Orada hissediyorum. Database'de özellikle bayağı hissettim. Ömer abi muhtemelen, gerçi Ömer abi sen bir aydır bilgisayar kullanamıyorsun. Sorma. Bu arada arkadaşlar, oyunda niye hissetmezsiniz? Bunu da ufak bir şey yapalım. Parantez açıp söyleyelim. Günümüzdeki oyunlar zaten işlemciye bağlıklı çalışan oyunlar değil. Ekran kartı üzerinden çalıştığı için. O yüzden oyunlarda pek hissetmeyebilirsiniz. Ama sistem geneli bir yavaşlık yine ister istemez maalesef olacaktır. Bundan kaçışınız yok. Yani Aslında yapacak bir şey bu yok. biraz yavaşlama değil de aslında Ama köfte... önceki performansımız aslında biraz boost'tu. O boost kesildi. Ondan bahsediyoruz. O boost kestiği için. Ama şöyle de bir olay var şimdi. İşlemciler
Intel'in olsun ve AMD'nin olsun farkında ki buradaki açık Intel de sadece AMD de değil. Ama şöyle bir şey var. Intel'in pazarlama stratejisi her yeni sene gelen her bir sene yaklaşık olarak senede bir çıkıyor galiba yeni nesil işlemcileri evet. Jenerasyonları. Her yeni nesilde yeni jenerasyonda yaklaşık olarak performans satışı %8 ile %10'un arasındadır. Hiçbir zaman %10'u genelde son çıkan 8. nesil işlemciler hariç 8. nesilde ilk defa %25 civarında bir artış sağladı Intel. Ama onun dışındaki çekirdek sayısını arttırdılar. Onun etkisi oldu ve çeşitli birkaç şeyler boosting konusunda, cache'leme konusunda değişiklik yaptılar. Normalde cache'leri çok daha düşüktü. İşlemci bazında, daha doğrusu çekirdek başına düşen cache'leri çok azdı. Onda birazcık Ryzen'ın yaptığı ataklar yüzünden yükseltmeye girdiler. Ama asıl konumuza geri dönersek, bir işlemci nesil olarak bir üste çıktığı zaman aşağı yukarı kazancınız yüzde, yani sistem geneli veya her şekilde maksimum %5 ile %8,5-10 arası oluyordu. Yani aşağı yukarı bu açığın bize kaybı baktığımız zaman bak %70'lik olan o kendi yaptıkları işletim sistemi bazlı olan açıklardan bahsetmiyorum köften. Yani genel sistem genelinde %40 civarında deniliyordu başta. Şimdiki yapılan patchlerle o kadar fazla etkilemedi göründü. İşte söylediğim gibi %30 civarı oldu gözde. O da maksimum en kötü durum senaryosu. En kötü durum ama görsen tasarlanan yani predict edilen yavaşlık %40, %50 civarındaydı. Bu %50 desek yani düşünürsek yine %50 neredeyse baksa 5 senelik bir yani 5 nesillik bir işlemcimizin doğrudan 5 sene geriye gittiğimiz. 2008 nereden çıktı ya? 2008 beni andı. 2018 doldu. Güzel seneydi ama 2008. Tabii ki. Biz Linux'ta hiçbir şey değişmedi 2008'den bu yana. Ya neyse. Lütfen sistem D var. Pardon arkadaşlar. Biraz rahatsızım, öksürüp duruyorum. Bir saniye hemen bir mola verelim. Evet ve geri döndük. Kapıya bakmam gerekti hemen. Neyse. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bahsettiğimiz olay yüzünden yaklaşık olarak bir 5 senelik bir toptan geriye gitmek yaşadık. İster istemez yani. Intel cephesinde diyelim bu arada. Maalesef Intel cephesinde diyoruz ama bu bug tam olarak ne olduğu çözülene kadar AMD'nin işlemcileri de bir ara insecure olarak işaretlendi kernel'da. Sonradan geri kaldırdılar ama. Lütfen şu an kernel'da inanılmaz efsane bir kod mevcut. Eğer Intel değilse şu kısım yap. Intel ise şey diye muhabbeti evet. Şey, patchlerden. Şu an AMD'nin eklediği ve Linux'un direkt onayladığı bir patch var. Eğer x86-64 işlemcisinin üreticisi AMD ise, AMD değilse işlemci insecure olarak işaretle. AMD'nin eklediği çok muazzam komiklerden biri diyelim biz buna. Hani adamların eline güzel bir burn yapma, güzel bir laf sokma şansı geçmiş. Ama Intel'in psikoloji, geçen seninle kendi aramızda köfteyle muhabbet ederken şey vardı muhabbet yani. Ama AMD'de de bu açık var muhabbetine koyuyor Intel bütün şeylerde. Basın şeylerinde. Intel'in basın açıklamalarında evet. Intel'in basın açıklamalarında şöyle bir muhabbet var. Meltdown ve Spectre açıklarını sürekli beraber açıklayıp Spectre'ın da AMD'de olduğu üstünden AMD'nin üstüne top atmaya kalkışıyor. Fakat en büyük açık olan Meltdown sadece Intel'de. O zaman topu ben alayım istersen şey konusunu evet. Veya sana vereyim bunda. Spectre açığının nasıl kapatılması konusunu veya ben anlatayım. Onu sana atalım çünkü Spectre konusunda bilgili daha bilgili sensin. Valla çok bilgi olduğumu söylemeyeyim. Sadece takip ettiğim kadarıyla görebildiğim kadar bilgisayar olmasa da. Şimdi bilgisayar yok elimizde. Mecbur kendi açığımızla karşılaşacağız. Kendi açığımızla karşılaşma ihtimalimiz telefonumuz var. ARM işlemcili ne kadar şey olsa da bütün telefonların tamamında ARM kullanılıyor. Şeylerden. Lütfen Asus'un bazı modellerinde Intel işlemci kullanılıyor. İstisnai durumlar diyelim. Haklısın. Çok genel konuşmayalım. Şu anda ARM işlemci var. Hangi firmanın dedi? Qualcomm'du galiba Qualcomm. Değil mi? Qualcomm'un şey yaptı. Hepsi ARM muadili. ARM dediğimiz bir şirket var arkadaşlar. ARM bir bu arada Samsung Qualcomm kullanmıyor. Kendi tasarladığı bir şey. Ama
Samsung da şeyi ödüyor. ARM, işte onu anlatacağım. ARM denilen bir şirket var arkadaşlar. ARM işlemci tasarımı yapıyor. Diğer insanlar bunun lisansını ödeyip şeyini değiştiriyorlar. Yapısını değiştirip o işlemciyi kullanıyorlar. O işlemci çekirdek kodları geçerli olan sistemleri kullanıyor. Samsung ise ufak değişiklikler yapıp kendi işlemcisini üretiyor. Ama arka planda yine şeye lisans parası ödüyor. Siz söyleyeyim, ARM'a ödüyor. Qualcomm da aynı şekilde ARM'a ödüyor. Bu arada ARM'ın ne olduğunu birazdan net açıklayayım. İşlemci mimarisi. Şöyle şu kodlar, daha doğrusu kodların nasıl işleneceğini belirleyen şema diyebiliriz. Bu bütün ARM işlemcilerde aynı olmak zorunda. ARM'ın olayı o. Tıpkı x86-64 işlemcilerinde aynı şemaya sahip olduğu gibi. Yani şu kod Aynen. bu işlemi triggerlar gibi düşünebilirsiniz. Neyse devam et abi. Hani benim karşılaştığım sorular sonuçta Spectre ağırlıklı olacağı için birazcık daha fazla takip etmek zorunda kaldım diyeyim arkadaşlar. Böyle olunca herkes kendi yani irci kendisine söyler muhabbetiyle mecbur biz kendi sorunumuzla ilgilendik. Öyle olunca şey yaptık. En büyük sıkıntımız ARM'da doğal olarak Spectre üzerinden olduğu için. Bu arada Spectre açılında en büyük sıkıntı user space kısmında. Yani kernel seviyesinde bir açık değil. Bunda olunca yazılım bazlı daha çok çözülebilen bir şey bu. Mimari de, şimdi Intel'in açığında Meltdown'da ne kadar işlem sisteminin üzerinde düzenlemeler yapılacak olsa da, yapılmış olsa da, mikrokod düzeyinde düzenlemeler yapılsa da mimari açıdan, o yüzden az önceki konuşma kısmında bahsettim. Bir 5 sene daha benzer açık ve benzer patchlerle yavaşlatılmış Intel işlemciler göreceğiz maalesef. Ne kadar şey olsa mimari açıdan değişmediği sürece ki mimari değişimler de çok uzun sürede bir alıyor. O Yani yüzden kaldı ki bayağı da masraflı olduğu için tek seferde. bayağı masraflı. O yüzden zaten şeyi bahsediyorlardı ya Intel'in şeyine niye para veriyorlar bu kadar mühendislerine diye. Açık mimari açıdan olduğu için düzeltilmesi de mimari yapının değişmesi. Bunun için de büyük masraflar, büyük yatırım ve büyük işlemci bazlı değişiyor. Her ne kadar işlemci Ve sistemi bayağı bir daha test. Bayağı bir test lazım. Neyse devam. yani konumuza gelen önce olsa Spectre kısmı user space'te. Bu yüzden program bazlı güncellemeler sorununuzu çözebiliyor. En bariz şekilde yani doğrudan çözülmesi şey tarafından. Böyle olunca yalıtım ön plana geçiyor. Yalıtım şeyinde buradaki en büyük sıkıntımız, Spectre'daki en büyük sıkıntımız yazılımsal şey olduğu için ve günümüzde en büyük sıkıntıyı çeken browser'lar üzerinde Web oldu. Web tarayıcıları üzerinde. Hangi web tarayıcılarımız var köftem? tarayıcıları. Firefox var, Chrome var, Edge var. Ama ne yok? Ama Ne? ne yok? İnternet Explorer'ımız yok. Evet, artık Olmaz. Internet Explorer diye bir tarayıcı yok. Zaten olmasın. Yani hatta Microsoft'un her ne ben yaptığım şeyi söyleyeyim siz yapmayın. Microsoft'un bütün ürünlerini şeyime Android sisteme kurup sonradan bir yıldız verip kaldırma olayınızı yapıyoruz yani. Böyle şey yaptığımız oluyor. Neyse, şeyimize göre browser çepesindeki bu açıklarımızı, Spectre açıklarımızı kapatmak için yapmamız gereken browserlarımızı güncellemek. Yani isterseniz Chrome kullanın, ister Firefox kullanın, isterseniz kullanmayın ama Edge kullanın. Bunun en son sürümüne çekmeniz gerekiyor. Buradaki en önemli şey hangi sürümden sonra düzeltildi bu açık. Yani en az hangi sürüme kadar yükseltmeniz gerektiği konusu. Kusura bakmayın. Burada Firefox bir isimli tarayıcımızı kullanıyorsanız, internet tarayıcınızı kullanıyorsanız 57.04 sürüm sonrasındaki sürümüne çekmeniz gerekiyor. 57.0.4 bu arada. Aynen. 57.04. Şu anki en güncel sürüm 58 bu arada. Doğrudur. Yani en son sürüme çekerseniz hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Hani İlla geçmiş sürümde tutacaksanız, mevcut sürümünüzde tutacaksanız 57.04'ten veya daha üzerindeki bir sürüme çekip orada sabit kalmanızı en azından tavsiye ederim. Şirket bazlı bazı kullanıcılar, ticari kullanıcılar mevcut sistemlerini fazla yükseltemiyorlar. Eğer buradaki uyardığımız kişi sistem yöneticisi ise böyle bir ticari şirketin kendi gelecekleri için en azından Firefox kullanıyorsa 57.04'e çekmeli gerekiyor. Chrome cephesine bakarsak Chrome'da iki tane farklı şey var. Çözüm yöntemi var. İki farklı ilerleyecek yöntem. Birincisi Chrome sürümlerini 64'de yükseltmeleri gerekiyor. Bu sürüm versiyonu olarak. Ve Restrict Site Isolation dediğimiz bir yeni özellik eklediler Chrome'lara. Yeni bir flag.
işletim sistemi şey browser içerisindeki Netflix. Bu her bir sitenin eskiden tab bazlı şey vardı, isolation vardı. Kendi Chrome'un sandboxing dediğimiz olay. Bu sandbox konusunda da bir konu şey yapalım ya. Bu bir özellikle bunu yaparız. Özellikle yapalım bunu çünkü özellikle günümüzde programların artık daha çok sandbox olayına kaydığı için gerçek paket bazlı olsun, uygulama bazlı sandboxing olaylarına tamamen bir girelim bir sonraki konuşmada ya. Köftem. Olabilir. Çok hatta güzel. Hatta orada eski konu, hatta tek konumuz bugüne kadar ki onu da çağırabiliriz mesela. Cafer abi diyorsun galiba tabii aynen. Ki. Çok güzel olur. Neyse bu site bazlı kısıtlama özelliğinde default gelmiyor Chrome'da. Ama şeyde Chrome 2. üstünde / flex yazıp enter'a basarsanız yani bayraklar flex yazıp enter'a basıp orada strict site isolation diye atıp o özelliği enable yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu henüz experimental, deneysel bir özellik olduğu için default olarak enabled gelmiyor. Ama bunu enable yapmanızı sizin için her ne kadar bazı sistemlerde, bazı sitelerde sıkıntıya sebep olsa da tavsiye ediyorum şahsen. Artı zaten kısa dönem sıkıntı yaratır ancak sizin bunu denemeniz zaten Chrome default olarak sizin kullanım verilerinizi Google'a atıyor. Oradan rahat olabilirsiniz. Otomatik olarak bu sistemdeki bug'ların elenmesini sağlayacaktır bunu kullanmanız. Maalesef. Bu arada Chrome'u hem övdüm hem sövdüm demin. Evet, böyle bir şey yapabiliyorum. Biz ne kadar ister istemez Google kullansak da yavaş yavaş browser'ları Firefox'a geri döndürelim istiyoruz. Geçenki bir önceki muhabbetimizde de ondan önceki muhabbetimizde mi geçti tam hatırlamıyorum. Özellikle yeni servo motoru olabildiğince daha çok entegre ediliyor Chrome'a. Ay Chrome diyorum. Niye Chrome'a diktiriyorum? Firefox'a. O yüzden Firefox'a bir şans daha geri vermenizi tavsiye ediyoruz. Şu anda benim sistemimde Firefox'un 60 var. Sanırım sende de aynısı olması gerekiyor. Evet. Gözü. Ve bariz memnun. Ne kaybedersiniz Chrome şey Firefox'a dönünce? Sen ne gördün? Eksiklik ne gördün Chrome'dan geçti? Şey durum var. Ben Chrome'a hiç geçmedim. Hiç mi geçmedin? O zaman pardon, ben bahsedeyim. Bir dönem ben Chrome kullandım. Linux'a yeni yeni geçtiği dönem ben bir süre Chrome kullandım. Chromium daha doğrusu kullandım. Chromium. Heh. Ama ben uzun zamandır Firefox kullanıcısıyım. O zaman sen fark etmiyorsun. Benim en büyük... Ama ben şey Quantum'da bir şeyler fark ettim. Quantum'da ciddi bir performans artışı var. Önceki Firefox'a kıyasla da bunu fark ettim ben. Ben kendim açımdan söyleyeyim ki yoksa. Firefox'taki benim açtığım zaman eksikliğini hissettiğim bir tek olay var. Onun dışında hiçbir eksiklik yok. Hatta birçok özelliği Chrome'un kendi içerisinde gelen özelliklerden çok çok daha iyi. Özellikle Firefox'ta yeni entegre edilmiş. Ekran görüntüsü alma özellikleri falan çok çok muazzam işinize yarayan eklentiler. Eklenti bazlı değil. Tarayıcının kendi içerisine eklenmiş bir özellik bu ekran görüntüsü alma özelliği. Ama eksikliğini hissettiğim olayı söyleyeyim ben sana. Çeviri olayı. Mesela sen İngilizce konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum ben. Ama farklı dilde sallıyorum. Fransızca veya Japonca anime ve benzeri şeyden dolayı ister istemez Japonca kısmına kayıyoruz. Veya Rusça. İşte ben onun yerine gittim 3 yıl Japonca eğitimi gördüm. Ben de istiyorum. Bir ara gideceğim bakalım Taksim'deki yere eğitim şeyine. Olmaz Japonya'ya. Liseyi Almanca okudum. Almanca çok büyük eksim benim. Ya. Kesinlikle öğrenmek ama sıkıntı şey. Almanca ne kadar hatırlıyorsun diye sor. Almanya'ya gittiğimde yolumu bulurum. Sadece o kadar. Gel seni burada misafir edeyim. Almanya'ya da götürürüm. Hatırlatmış oluruz. Olabilir. Sıkıntı yaşadığım şey arkadaşlar. Chrome'da olup da Firefox'da olmayan Chrome kendi ürünü olduğu için Translate özelliğini direkten browser'ın kendi içerisinde görmüş olması. Bu arada o mesela benim sinirimi bozuyor. O bildirimleri. Bildirimleridir. Translate etmeye çalışmasıdır vesaire aşırı sinirimi bozuyor benim. Onu mesela Chrome'da kapatabiliyorsun özelliği. Sen istersen şeklinde. Ben onu aşırı derecede fazla kullanıyorum. Yani bir sayfaya girdiğim zaman özellikle ben buradayken Litvanca sayfaların çevrilmesi için veya belli bazı kısımların çevrilmesi için çok aşırı derecede kullandığım bir şeydi. Şimdi bayağı bir takla atmam gerekiyor Firefox'a. Aslında onu sağlayan eklentilerin olması lazım. O kalitede yok Yurtan. Maalesef o kalitede yok. Yani kullandığım bir özellik olmadığı için bilemiyorum. Ben çok ilk Chrome'a geri döndükten sonra Firefox'a geri döndükten sonra ilk aradığım şeylerden biriydi bu. Ama maalesef aynı kalitede yok. Buradan Firefox eklenti geliştiren arkadaşlara duyurulur.
Ve bu arada kedim kapıyı açmamı istiyor. Hadi bakalım. Bir evet. Ara daha verin. Yo. Tamam. Kediye tamam. Kapıyı açtım. Gahat ara vermemize gerek yok. Kapı hemen yanımda. Evet, açıklarından bu arada, bahsettik bu arada. Daha bu arada bir şey değineceğim. 17 tabii. Yaşında aşırı kaprisli bir kediyle yaşıyorsanız bu tarz şeylere alışacaksınız. Evet, biz ne dedik? Biz kedi sahibi olmayız. Kediler bizim efendimizdir. Evet. Biz onları sadece onlar izin verirse uşakları olabiliriz. Başka bir açıklaması yok. Ve bundan onur duyarız. Evet. Neyse evet, ne diyorduk? Tarayıcılarınızı güncelleyin. Tarayıcılarınızı güncelleyin. İşletim sisteminizin güncellemelerini yapın. Aynen. Ve kullandığınız olabildiğince bütün yazılımların güncel olmasını sağlayın. Özellikle Linux tarafında dışlanma bu kadar çalıştıran uygulamaları özellikle özgür bu. Yazılım, kusura bakma araya girdim. Özgür yazılım işletim sistemlerinin çoğunda bu sıkıntınız çok büyük değil. Çünkü merkezi güncelleme sistemlerimiz olduğu için Linux sistemlerinde biz yani paket bazlı değil, bütün sistem bazlı güncelleme yaptığınız için siz o kadar umursuz, büyük ihtimalle siz bunları açık varmış. Ne zaman? Bir hafta önceymiş. Zaten ben güncellediğim deyip geçersiniz. Zaten sisteminiz güncel olur ama maalesef Microsoft ürünü kullanan arkadaşların birazcık daha kendi güvenliklerine ön plana vermeleri gerekiyor. Yani bu arada bahsetmişken bu arada kusura bakma köftem. Bahsetmişken Intel yani sıvama durumuna geçti. Yeni bulunan açıklar. Bu konuda sen bir şeyler söyle. Özellikle Intel ME nedir? Bu konuda birazcık bahsedelim. Intel ME bu arada Meltdown'dan çok öncesinde ortaya çıkan bir muhabbet. Intel'in hani management system, management engine'di galiba açılımı. Aynen. Adıyla duyurduğu bir sisteme basitçe işlem 5. nesil ve sonrasındaki bütün Intel işlemcilerde ikinci bir işlemci var işlemcinin içinde. Ufak bir işlemci. Köftem, ufak bir ayrıntı, yanlış değindin. Ve Intel işlemcileri de 1995'ten beri bulunuyor. Yeni değil. 95. 1995'ten beri, eminim. 1995'ten beri olan bütün Intel işlemcilerde olan bir sistem bu. Ben 5. nesilden itibaren konuldum. Yok. 95. Ben onu kontrol ettim istersen bir daha kontrol edeyim tam emin olmak için. Ya içinde çalışan sistemin mini X'i olduğunu biliyorum. Pardon, düzeltiyorum. 2008'den sonraymış. 2008'miş. Ha. 95 başka bir şeydi. Başka bir konudaki. O zaman Cortu Duo serisiyle beraber olması lazım o zaman. Öyle bir noktadan itibaren. Yani çok çekirdekli işlemciye geçtiğimiz dönemden beri Intel'de var diyelim o zaman. Hı hı. Bu ne yapıyor peki? Bu amacı ne? Bu Intel ME dediğimiz sistem ne amaçla çıktı ve ne kadar hakim sistemin üzerine? Ondan biraz bahsedebilecek. Ya, çıkmasının amacı şu. Aslında net bir açıklaması şu şekilde hani sistem yönetimi kolayla uzaktan Köftem. Sistem yönetimini kolaylaştırmak için bir altyapı. Köftem kimse bilmiyor. Intel'in kendisini de bildiğini sanmıyor sistemini ya çıkarttığını. Resmi açıklamasını söylüyorum ben. Ya basit. Ya bu arada basitçe çok güzel bir backdoor kendisi. Aynen. Birçok sistemin özellikle bahsettiği olaylar. Muhtemelen NSA tasarlamış olabilir. Muhtemelen istihbarat servislerinin bu Intel'e yaptığı baskı sonrasında çıkan bir şey arkadaşlar. ME dediğim sistemin ne kadar sistemin üzerinde etkisi olduğunu şöyle anlatayım size. Bunun olduğu ME sistemi olan herhangi bir tane entegrin olduğu bir sistemin batarya bağladığınız zaman sistem tamamen kapalı bile olsa bütün her şeyine tamamen erişim sağlayan ve sistemin normal bilgisayar açılırken boot sürecinde aktifleşip sistem uyuma anına geçse bile tamamen kontrolünü elinde tutan ve öyle ki işlemcinin kendisinin bile haberi olmadan bellek üzerine tamamen takip bellek üzerindeki verileri tamamen okuyabilip TCP/IP stack dediğimiz networking üzerindeki yapılan bütün şeyleri tamamen şey yapan yani işletim sisteminin üzerinde herhangi bir tane firewall koşsa veya işletim sisteminiz ne kadar Linux veya ne kadar ne olursa olsun bulunan bir sistem bile olsa hiç haberi bile olmadan bütün paketlerinizi takip edebilecek bir yetkiye sahip ikinci bir sistem gibi düşünün. Böyle evet. Olunca bundaki bir açığın ki kendisi zaten kapalı kaynak kodlu ve obfusion yani kodları karıştırılmış olduğu için kodları da reverse engineering'de tam çıkmıyor ortaya. Yapılabilecekleri siz tahmin dahi edemezsiniz. Bu kesinlikle bir her ne kadar Intel buna karşı çıksa da bir backdoor olduğunuzu kabul etmese bile
bazı istihbarat şirketleri için koyulmuş bir açık olduğu herkes tarafından dillendirilen bir gerçek. Bu arada bunun ilk patlamasına sebep olan şeylerden biri bir, bunun ortaya çıkması, iki, bununla alakalı büyük bir açık ortaya çıktı. Bu açığın ortaya çıkması, bu ikisi zaten bayağı bir tepki almasına sebep oldu. Üç, geçenlerde bir açık daha çıktı Emi ile alakalı. Evet, bayağı geriye giden açıklar var. Yani ilk bulunan açık bildiğim kadarıyla 2010 yılında, ki kendisi 2008'de işte çekirdek şeylere eklendi. Pardon. İlk bulunan açık 2010'da şey yapılıyor ve hala da birçok şey var. Bu yüzden yapabileceklerinizi anlatsın Kökten biraz. Bu açıklardan bulunan henüz daha tam kapatılmayan açıkları nasıl engelleyeceğinizle bahsetsin. Intel'in kendi yayınladığı patchler var ilk açık için. İlk bahsettiğim açık için. Fakat hani bunu yapsanız da gene MI sistemi açık. Fakat şöyle bir durum söz konusu. İnternette bazı biraz araştırdığınız takdirde birkaç tane script var bunun için. Bir tane Köftem. pay... Ha? Köftem. Bu açığı işletim sistemi mi kuruyoruz yoksa nereye kuruluyor bu? Peki ya yani Dur. bu yamalar nereye kuruluyor? Önce onu bir bahsedelim. Yamalar bu arada direkt işlemcinin kendisindeki firmware'a kuruluyor. Evet arkadaşlar. Çünkü bu işlemci entegre edilmiş ayrı bir işlemci gibi şey gibi düşünün. Sistem gibi düşünün. Yani İşlemciniz için de burada ikinci bir bilgisayar var. aynen. Aynen. Böyle olunca işletim sisteminizde yapacağınız bir şey tam olarak korumuyor sizi. Çünkü ayrı işletim sisteminden ayrı kuşan ne diyoruz? Bilgisayar kapalı bile olsa etki edebilecek türden bir sistem bu. Evet. Neyse devam edeyim. Hı. Emi'yi kapatmaya zorlayan birkaç tane script var. Ama burada önemli bir nokta şu. Emi sistemin boot olması için zorunlu. Intel bu şekilde ayarladı. Ama bu scriptler şöyle bir şey yapıyor. Emi'yi boot esnasında açıyor. Bootloader'a geldiği andan itibaren Emi'yi kapanmaya zorluyor. Bu arada Emi... arkadaşlar, pardon araya girdim. EMI'nin üzerine bindirdiği Intel'in vPro denilen bir üst seviye sistemi de bu. AMT diye biliniyor. Bu birazcık daha üst seviye. EMI'yi kullanan birazcık daha genel uzaktan sistemin, işletim sisteminin tekrar yüklenmesi ve uzaktan tam yönetim için hazırladığı bir ayrı sistem var. Bütün işlemcilerinde bulunmuyor. Bazı modellerinde bulunur Intel'in. Bu EMI'deki açıkları açık değil mi? Yani zaten kendisi baştan sona bir açıktır Emi EMI. direkt bir açık. Ona ama yani açık demeyiz. Biz bunlar feature diyoruz kardeşim. It's not a bug, it's zaten buradan bir şekilde kendisinin bir backdoor olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü işletim sistemini baştan kurmanızı sağlayan, remote management tam yapmanızı sağlayan bir özelliği AMT. AMT'ye daha ulaşmadan oradaki buglardan hiç bahsetmiyorum. Daha işlemcide vPro yani bu AMT olmasa bile bütün Intel işlemcilerin tamamında bu EMI mevcut. Yani bundan kurtuluşunuz öncelikli olarak kesinlikle bu firmware güncellemesini, işletim sisteminizdeki bu meltdown'dan daha öncelikli olarak bunu açığı kapatmanız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle BIOS güncellemeleriniz, ki bazıları BIOS güncellemesi de gerektiriyor şey için, M açıklarını kapatması için. BIOS'larınızı en son sürüme çekeceksiniz. Artı M'nin firmware yani fabrika yazılımlarına bu gömülü yazılımı diyelim. gömülü yazılımlarında güncellemeniz gerekiyor. Maalesef yani bir sistem alıyorsunuz, sistemin düzgün çalışması için siz dünya kadar iş yükü alıyorsunuz üstünüze. Ki bir de şeyi düşünün, sistem yöneticilerinin veya uğraşan bu işlerle uğraşan kişileri düşünürseniz O işte altında data center yöneticilerine acıdım ben şu an. aynen ondan bahsedeyim. Yani Hani Allah 300 kolay tane versin. bilgisayarı tek tek patchle. Sıkıntı otomatiğe alabileceğim bir şey de değil. O kadar kolay. Maalesef öyle. Yani dediğimiz gibi bu şey kullansa bile Linux kullansa bile bir tane şey yazıp da bütün sunucuları güncelle desin deyip de halledebileceği bir açık da değil işin kötüsü bu M Kaldı ki açığı. Linux kullanman da burada bir fayda etmiyor. Çünkü sistem de bazında değil açık. Sistem bazının altında. Hani O o yüzden sistemin ne yapıyoruz? kurtuluşu yok orada. Yara karar alıyoruz. Bütün bilgisayarlarımızı çöpe atıp geri dönüyoruz. 80'lere geri dönelim, Aynen. 70'lere geri dönelim. Commodore kullanıyoruz. En güzeli. Bütün bilgisayarlardan kurtulalım. O Yayınımızda Commodore'daki bir şey açıkları en yapalım. azından iki lehim değiştirerek kapatabiliyorsun. Ya
Çünkü işlemci o kadar büyük. Neyse. Gökten hazır bunu şeye, bu 80'li bir... gömmek dedik. Ben şeyden ben bahsedeceğim. Bir şey devam ben... ediyordum abi. Ondan tabii, sonra devam edelim. Tamam. Ben en son bir şey diyordum. Bunu kapatabilen skriptler var işte. Açılış esnasında M.I.'yi açık bırakıyor ancak bootloader'a geldiği andan itibaren kapatıyor. Bunları internette araştırabilirsiniz. Python'la yazılmış bir tane vardı. Birkaç tane daha var. Bunları bu arada bazı açık kaynak kod destekleyen firma üreticileri mesela kullanıyor. Mesela System76 Amerika'daki bir laptop üreticisi. O bütün işlemcilerinde M.I.'yi kapatılmış halde veriyor. Bilgisayarlarında pardon. Dell XPS'in Developer Edition'larında böyle bir muhabbet söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam. Köftem. Evet. Peki bilgisayar çok eskiyse ne yapacak bu arkadaş? Yani bilgisayar çok eskiyse bayağı... rahatsınız. Hayır, çok eski dediğim sallıyorum bir 5 sene öncenin bilgisayarı. Buna ne BIOS geliyor ne Intel M güncellemesi geliyor. Bu arkadaş ne yapacak? M.I.'yi kapatacak direkt. M.I.'yi kapatsa da sonuçta orada var olan bir açık sonuçta. Ki yazılımlı bazı yazılımlar geri aktif edebiliyorsun. Sen ne biliyorsun ki? Sistem genelinde aktif edemiyorsun. Orada biraz... Ya, gerçi gene aktif edebilir de. En güvenilir şeyi M.I.'yi devre dışı bırakmak. O yüzden yazılım güncellemesinden sonra birazcık elinizi cebinize atmanız gerektiren durumlar olacak eğer bilgisayarınız... Ya da donanımı destekliyorsa LibreBoot'a geçebilir. BIOS'unu değiştirebilir direkt. Bu da bir yöntem, evet. LibreBoot bu arada açık kaynak kodlu BIOS alternatifi. BIOS/UEFI alternatifi. O da mantıklı bir seçenek bence gayet. Aynen. Yani... Basitçe... size korku dolu bir bölüm mü vermiş olduk bu şekilde? Bayağı korkunç şeyler. Ve bu arada bu açıkların hiçbiri yazılımsal düzeyde kapatılamıyor aslında tam olarak. Yazılımsal düzeyde atlatılıyor sadece. Ya, perde çekiyorlar üstüne. Başka yaptıkları bir şey yok için açıkçası. Yolunu değiştiriyorlar. Ama cidden korkunç bir şey ya. Hani bak, yazılım düzeyindeki açıklar tamam. Bir güncellemeyle kapatılır. Ama hani sorun donanımdaysa eğer, o ciddi bir sıkıntı. Ki bahsettiğimiz donanımlar eski olunca, mesela örneğin şeyden bahsettik. Android telefonlar, milyarlarca Android telefon var ve bunlara güncelleme gelmiyor. Ki bazı şirketler zaten 6 aydan sonra güncellemeyi kesen salak şirketler var. Bunlar da yani öyle bir üst üste geldi ki 2018 hiçbirimize yaramayacak şekilde geldi arkadaşlar. Ama 5 sene sonra güvenlik açısından biraz rahat edeceğiz gibime geliyor. Çünkü bu tarz açıkların peş peşe çıkmasından ötürü insanlar şu an özellikle... Güvenlik takıntılı insanlar bayağı bir üstüne durmaya başladı. Bayağı bir reverse engineering'e başladı insanlar. Köftem, yoksa sistemde anakart mı için alacak? Neymiş? 5 sene sonra. Neyse. Hayır, bu bölüm genel esprilerimizden bir tek Ubuntu'ya sövmeyi yapmadık. Seni alalım o zaman, bir tane Ubuntu haberi var mı elinde? Yok. Var. Ubuntu Xorg'a geri dönüyor. Ubuntu Xorg'a geri dönüyorum. Wayland'le devam etmeye kalkışmışlardı ancak fark ettiler ki Wayland yeterince olgun değil. Maalesef. Bu arada Köftem, 55 dakika önce düşmüş bir haber. Systemd'nin 237. sürümü release olmuş. Yay, bir hafta içinde bana gelir muhtemelen. Ve bu özellik neyi yedi bu sefer? Systemd ne yedi içerisinde? Tahmin et. Ne yedi? Web tarayıcısı mı? He? Web tarayıcısı mı? Güzeldi. Web tarayıcı değil. Ofis. WireGuard denilen bir sistemi supportunu gelmiş içerisine. Bakalım neymiş bu. VPN tunneling özelliği. VPN'i artık bu şey çekirdek bazlı bir sistemdi normalde. Bu ara birimine sistemin içerisine aldık. Artık bir tane VPN tunneling sistemi ve VPN kısmı artık bizim sistemlerinin içerisinde. Çok Yay. Hayırlı olsun. Gerçi network manager kullanıcıları için çok bir şey fark etmiyor. Yok. NetGTL kullanıyorsan etkisi. Köftem, bu olay Network Manager'ın daha da alt katmanı. Ha. Yani artık Network Manager'a bunu desteğe getirtecekler. Ne? Olabilir. O biraz zaman alır. Yok, bu yıl içinde olur ama. Bu bahar içinde olur. Olacaktır. Bahar içinde olur. Bu arada bahsedelim, haberlerden bahsetmişken. Bir sonraki konuda alacağız bunu, başlı başına konu alacağız ama Vine'ın en sonunda çok uzun süredir beklenen 3.0'ı geldi. Neredeyse Half-Life 3 beklediğimiz kadar Vine 3'ü bekliyorduk. Değil mi?
Aynen. Bu arada Vine'ı ben Vine'ı bu sene kullanmaya başladım doğru düzgün. Shame on you bro. Başka bir şey demiyorum. Vine çok güzel bir özelliktir. Vine'ın ne olduğuna sadece bahsedip geçiyoruz konuyu. Vine... Bu arada Vine is not an emulator. Lütfen. Emulator demedim işte o yüzden. Yok bunu belirtmek Vine istedim. Vine bir emulator değildir. Vine bir emulator değildir isminin. Kısaltarak gelir, kendi isminin içerisinde bulunan bir şey. Bu yaratık Linux sistemlerimizde, Linux ve aynak kaynak olup diğer. Sanırım BSD sistemlerde de Vine var. BSD'de de çalışıyor, macOS'ta da çalışıyor. Android'de de çalışıyor. Android gerçi Linux çekirdeği kullanıyor ama. Bunu yaptığı iş, Microsoft Portable Executable formatını, yani PE formatlı Windows uygulamalarını Linux sistemlerde çalışmasını koşturabilmesini basitçe sağlıyor. Basitçe exe dosyalarını Linux altında çalıştırmanızı sağlıyor. Daha çok GUI'leri diyelim. Çünkü diğer şeyleri tam ayrıntısıyla DOSBox veya bir diğeriyle halledebiliyordu. Bu Vine'da şey kısmı, GUI'li uygulamaların, oyunların diyeyim daha çok. Daha çok ihtiyaç olan Microsoft tarafından, Windows tarafından olup da Linux'da en büyük sıkıntı çektiğimiz oyunlardı. Oyunların sorunsuz şekilde, yani birçoğunun çalışması, DirectX 11 desteği geldi biliyor anladığım kadarıyla en son evet. Vine 3'te. Bu arada bayağı, bu benim için biraz daha biraz avantajlı olabilir. Çünkü şu an benim masa üstümde Windows bulunmasının tek bir sebebi var. Overwatch. Vine'da çöp gibi çalışıyor. Vine 3'te muhtemelen bu düzelecek gibi. Eğer o düzelirse bunu... tamamen benim masaüstü makinesindeki Windows bölümü uçuyor demektir bu. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım Kökten. Bir sonraki bölümü tamamen oyunlara, Linux üzerinde Windows oyunları ve benzeri şeyleri çalıştırabileceğiniz sistemler üzerine biraz konuşalım. Hatta Linux altında oyun bölümümüz olacak demektir bu. Aynen, aynen bunu yapalım. Hatta şöyle söyleyeyim. Sen Overwatch'u madem şey yaptın, seninle birlikte crossover veya Vine benzeri, Vine'ın daha doğrusu, Vine temel alıp Linux'ta oyunların koşturmasını sağlayan yapıların farklı şeylerine birkaç tane daha var böyle alternatif. Overwatch'un en performans hangisinde oluyor veya crossover'da Overwatch daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu onu birazcık seninle benchmark edelim. Ve bir sonraki konumuz da bu olsun. Olabilir. Mantıklı bir konu, gayet keyifli bir konu. Ki muhtemelen pek çoğunuzun da ki benim kanalımdan gelenlerin özellikle en iyisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü neden benim kanalım bir oyun kanalıydı? O zaman şey bulalım, senin oyun kanalıysa Linux denemiş veya denemek isteyen bir arkadaşı da yanımıza sohbete alalım. Onu başka bir bölüme yapalım. Düşünceleri, o da olur. Veya daha çok Linux üzerinde oyun oynamış bir arkadaşı alalım. Bu Vine ve benzeri uygulamaları kullanıp. Olabilir. Bir sorgulayayım çevreye. Aynen. Özellikle yorumda arkadaşlar yazsınlar. Ne kadar uzun süredir Vine kullandıklarını ve bize konuk olarak gelmek isterlerse. Olabilir. O zaman ama izleyicilerden konuk almayı pek tercih etmiyorum genelde. Tanıdık çevreden olması daha mantıklı. Tanışırız. Hazır Türkiye'ye geleceğim ben. Ben gelmişken bir çay yapalım seninle. Bir yerde zaten. Dinleyicimizlerden, dinleyici kütlemiz de gelsinler. Birlikte bir çay içelim. Dinleyicimizlerden bu arada. Türkçeyi de katlediyoruz itinayla. Dinleyicilerimizden katılmak isteyenler olursa buyursunlar. Birlikte çay içelim. Çaylar benden. Abi o kadar mı Litvanya'da kaldın? Türkçeyi katlediyorsun artık. Ne diyecektim sen söyle. Ne diyecektim ben de bilmiyorum. Neyse. Bir sonraki bölümümüzün konusunda buradan spoiler etmiş olduk. Ama yorumlarınızı bekliyoruz bu konu hakkında. O zaman sanırım bölümü bitirmek için güzel bir nokta olabilir. Bir saati geçtik neticede. O zaman kapanış konuşması Ömer abi sendeyiz. Her ne kadar suçlu lisan ettiysek affola. Bayağı bir ettik. Her zaman yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar. Bizi yorumsuz bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkürler. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kellerle sohbetten iyi günler, iyi eğlenceler.